Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Denge Radyo'da Gönül Defterinden programından sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Allah'ın rahmeti, merhameti, mağfireti, muhabbeti hepimizin üzerine olsun inşallah diyerek programımıza başlıyoruz. (0543) 593-59-94 WhatsApp iletişim numaramızı hatırlattıktan sonra dileriz iyisinizdir. Dileriz hayatınızda her şey gönlünüzcedir. Rabbimin rızasına uygun bir hayat nasip etsin inşallah Rabbimiz. Dünya telaşında her şey yolundadır diye iyi dileklerimizi sunduktan sonra bugün programımızı sizlerden gelen ileti ve paylaşımlara ayıralım istiyoruz dostlar. Size WhatsApp numaramızı veriyoruz her hafta. Bu WhatsApp numaramıza gelen iletiler var. Zaman zaman programlarımızda yer veriyoruz elbette. Belirtiyoruz da hatta. Teşekkürlerimizi de ediyoruz onlara. Güzel hikayelerle, kıssalarla, hisselerle, paylaşımlarla dop dolu bir program olsun istiyoruz bugünkü programımız. Dileriz sizlerle dinlersiniz. Dileriz gönüllerimizden gelenler gönüllere iletilir, ulaşır. Diyelim güzel bir program olması doğasıyla başlayalım isterseniz. İlk olarak Ceviz Kurdu'nun hikayesiyle başlamak istiyoruz. Bakalım Ceviz Kurdu'nun hikayesinde bize hangi hisseler düşüyor? Gireceği kadar bir delik açıp cevizin içine girer ceviz kurdu. Cevizin içi insan beynine benzer. Kıvrım kıvrımlıdır. Başlar onu yemeye. Buraya kadar normal. Ceviz kurdu yedikçe şişmanlar, karnı büyür, yedikçe büyür, yeterince yükünü tutup doyunca artık yeter. Ben buradan gidebilirim der ve gitmek ister. Ama girdiği delikten çıkamaz. Daha da kötü olanı içi yenilince ceviz de kurumuş ve sertleşmiştir. Deliği genişletmek ise artık imkansızdır. Kurtçuk oturup bakar. Delikten geçip çıkabilmek için tek çare vardır. Zayıflamayı beklemek. Başka çare yoktur. Aç kaldıkça kurtçuk zayıflar. Eski cılız haline döner ve bir gün delikten dışarıya çıkar. Çıkar çıkmasına ama çıktığında mevsim bitmiş, ortada aç ve cılız bir kurtçuk ile içi bomboş, kuru bir ceviz kalmıştır. Kimi insanlar da ki para ve mal mülk hırsı ceviz kurduna benzer diye devam ediyor illetimiz. O hırsı yenip artık yeter dediğinde baharlar ve yazlar bitmiş olur. Geriye sadece ömrünün sonbaharı belki de çeşitli hastalıklar, ilaçlar, diyetler ile geçirmek zorunda kalacağı koskoca bir kara kış kalmış olur geride diye tamamlanmış hikaye. Hikaye ve kıssalar bizlere bir şeyler anlatmak için vardır dostlar. İnşallah bizler de o alacağımız hisseleri alabilelim. Rabbim almamızı nasip etsin diyelim. Ve Şefika Hanım'a, Şefika Mercan Hanım'a İletisi için teşekkürlerimizi belirtelim. Şimdi de kavak ile kabak arasında geçen diyaloğa kulak verelim isterseniz. Kavağın yanında bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş hızla büyümüş ve neredeyse kavak ağacıyla aynı boya ulaşmış. Bir gün dayanamayıp sormuş kavağa. Tabii biraz da havaya girmiş olarak. "Sen kaç ayda bu hale geldin?" demiş.
ağaç 10 yılda demiş. Gülmüş küçümseyerek. 10 yılda mı diye çiçeklerini sallamış. Kabak böbürlenerek ben neredeyse 2 ayda seninle aynı boya geldim bak demiş. Doğru demiş ağaç. Doğru olgunluk göstererek. Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüzgarları başladığında kabak önce üşümeye başlamış, sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya doğru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle kaba, neler oluyor bana? Ağaç cevap vermiş, ölüyorsun demiş. Niçin diyerek devam ettirmiş sorusunu. Ağaç, benim 10 yılda geldiğim yere sen 2 ayda gelmeye çalıştığın için demiş. Paylaşımı için Emine Oğuz Hanım'a teşekkürlerimizi iletelim ve bu arada belirtelim. Rabbimiz Nahl Suresi 49. ayette göklerde ve yerde olan ne varsa canlılar ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar buyurmaktadır. Yine İsra Suresi 37. ayette de yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de dağlara boyca ulaşabilirsin. Rabbimiz bizi sarsıcı bir şekilde uyarıyor. Kabak ve kavak ağacı, bahane, mesaj, şahane dersek doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi de aklını kullanmanın önemini anlatan nükteli bir paylaşım var elimde. Kerpicin etkisi diye onu sizlerle paylaşalım dilerseniz. Bir inkarcı alimin birine şu 3 soruyu sorar. Allah varsa bana göster, her işi Allah yaratıyor da neden suçlu ceza görür? Şeytan ateşten yaratıldığı halde ona cehennem ateşi nasıl etki yapabilir? Demek ki merak etmiş inkarcı. Karşısında da alim zatı bulunca soruları sormuş. Allah varsa bana göster o halde. Her işi Allah yaratıyorsa neden suçlular ceza görüyor? Yani Allah izin vermese yapmazlardı. Şeytan ateşten yaratıldığı halde ona cehennem ateşi nasıl etki yapabiliyor diye sorular sorar. Alim bu soruları soğukkanlılıkla dinler. Sonra da yerden bir kerpiç parçası alıp İnkarcı olan kişinin başına kerpiçle vurur. Başı yarılan inkarcı doğru soluğu mahkemede alır. Bu arada hiçbir şey söylemez alim kizat. Hakim alim kişiye sorar. Bunun başına kerpiç vurmuşsun öyle mi? Bana 3 soru sormuştu. Ben sorularına karşılık kerpici vurdum ona. Evet der. Nasıl der? Anlatayım. Allah varsa bana göster demişti. Başının ağrıdığını iddia ediyorsa göstersin bakalım ağrıdığını görelim. İkinci olarak da her şeyi Allah yaratıyorsa suçlular neden ceza görsün demişti. Madem ki öyle, niçin beni mahkemeye veriyor? Madem öyle, inanıyor. Her işi Allah yaratıyorsa neden suçlular ceza veriyor? Ben de Allah'ın izniyle vurdum. Niye beni mahkemeye verdi? Üçüncü olarak da ateşten yaratılan şeytana cehennem ateşi nasıl etki yapar diye sormuştu. Cevabını aldı hakim bey. Topraktan yaratılan kendisine yine topraktan olan kerpiç nasıl ağrı versin, nasıl acı versin? Tabii ki alim zat beraat eder. Hikaye için Süzülay Hanım'a çok teşekkürlerimizi iletelim. Aklını kullanmak bu olsa gerek değil mi dostlar? Çok güzel bir ders vererek soruları cevaplamış oldu. Uzun lafa gerek kalmadı. Bir hareketle pek çok sorunun
cevabını vermiş oldu. Üstün dökmen de böyle durumlarda, böyle cevaplara bir üst basamakta olmak diyor. Aslında yaşamın her anında karşılaştığımız insan ilişkilerinde bir üst basamağı tercih edebilirsek çok güzel olacaktır diyebiliriz. Keşke yapabilsek, üst basamakta olabilsek. Ama biz çoğunlukla ne yazık ki tahammülsüzlük arttığından mı diyelim, bencillik arttığından mı diyelim dostlar, nasıl tarif edelim bilemiyorum. Aşağı basamakları tercih ediyoruz. Karşımızdan birisi bize bir şey söylediğinde biz ona olgunlukla cevap vermek yerine onun seviyesine iniyor. Hatta zamanla, zaman zaman ondan daha aşağı seviyelere inecek cevapları vermeye gayret gösteriyoruz ne yazık ki. Bir üst basamakta olmayı tercih edebilsek hayat çok daha kolay olacak diyebiliriz. Ama bu da ne gerektiriyor biraz? Sabır gerektiriyor, biraz bilgi gerektiriyor, biraz hazır cevaplı olmak gerektiriyor, akıl gerektiriyor. Daha doğrusu biraz daha fazla akıl gerektiriyor diyebiliriz. Şimdi de Adana'dan Emine Hanım'ın bize gönderdiği İbretlik Bir Tablo isimli gerçek bir hikayeyi aktarmak istiyoruz sizlere. Rabbim dilerse ne vesileler halk ediyor bakalım hikayemizde görelim inşallah. Amsterdam'da görevli bir Müslüman her cuma günü 10-11 yaşındaki oğluyla şehrin sokaklarında dolaşır, kendi dillerine çevrilmiş Kur'an-ı Kerim'i dağıtarak insanları İslam'a davet edermiş. Yine bir cuma günü rahatsız olduğundan adamcağız oğluna bu hafta tebliğ için çıkmayalım demiş. Bir insanın hidayetine vesile olmanın ne büyük bir devlet olduğunun hazzını defalarca yaşayan çocuk, babasına yalnız çıkma noktasında ısrar etmiş. Sen hastasın ama ben yalnız gidebilirim baba. Bir kişi bir kişi. Allah rızası için ne yapabilirsek kar diye düşünüp ısrar etmiş. Şiddetli yağışın da olduğu soğuk bir kış günü oğlunun ısrarına dayanamayan adam peki demiş ve oğlunu göndermiş. Çocuk Amsterdam sokaklarında dolaşır ve her gördüğü kişiye o Kur'an-ı Kerim'i takdim etmeye başlar. Muhataplarına Allah seni cennetine davet ediyor der. Fakat hava soğuk olduğu için sokaklarda pek kimsecikler yoktur. En son elinde tek bir Kur'an-ı Kerim kalır. Verecek birilerini arar, bulamaz. Sonunda bir kapıya gelir ve defalarca zili çalar. Lakin kapıyı kimse açmaz. Tekrar dener, yine kapıyı açan olmaz. Tam artık dönmeye karar vermiştir. Dönerken yaşlı bir kadın kapıyı açar. Kadın karşısında bir çocuğu görünce niçin geldiğini sorar. Çocuk, Allah seni cennetine davet ediyor der. Kur'an'a iman etmeye, sonra da ondaki buyrukları yaşamaya davet ediyor. Gelir misin? Der. Çocuk Kur'an'ı verir ve geri eve döner. Ertesi cuma namazdan sonra babası mutat olduğu üzere Amsterdam'daki bir camide imamdır. Cemaate vaaz eder. Ardından soru cevap faslı başlar. Salonun arka taraflarında oturan kadınlardan biri ayağa kalkar ve şunları söyler. Ben önceki haftaya kadar Hristiyandım. Eşimi kaybettim. Çocuklarım da yok. Hayatta birinci derecede tek bir yakınım olmadığından aylardır hiç kimse kapımı açmadı. Yapayalnızdım. Yalnızlıktan tarifi imkansız bir krize girmiştim. Herkesin benden nefret ettiğini, topluma yük olduğumu düşünüyordum. Çünkü batıda emekli bir vatandaş topluma yük kabul edilir. Ölse de devletin yükü hafiflese diye düşünenler vardır. Lakin siz Müslümanlar, insanlar yaşlanınca onlara hizmet etmeyi ibadet kabul edersiniz. Kadın bunu
buldum. Bunlar kadın içerisinde buldum. Evinin yatak odasına çıkar, tavana bir ip bağlar, halkayı da boynuna geçirir, tam ayağını sehpaya vurup intihar edecekken zil çalar. O ise benim kapımı kim çalar ki deyip biraz bekledikten sonra tekrar sehpaya vurmak için teşebbüs eder. Zil ısrarla çalınca kadın ipi boynundan çıkarır ve kapıya yönelir. Karşısında duran çocuk ona, ben Hazreti Muhammed'in öğrencisiyim, Allah seni cennetine davet ediyor deyince kadın sarsılır. Çocuğun kendisine verdiği Kur'an'ı alır, okur ve Müslüman olur. Kadın sözlerini şu ifadelerle tamamlar. Bana şu anda dünyada en mutlu insan kimdir diye sorsalar, tereddüt etmeden kendimi gösteririm. Bundan sonraki ömrümü benim gibi zavallıların kurtuluşuna adadım. Ben de o çocuk gibi hayatımın geri kalan bölümünde Amsterdam sokaklarında dolaşacak ve insanlara Allah sizi cennete davet ediyor diyeceğim. Allah İslam'a davet, Kur'an'a hizmet yolunda ayaklarımızı sabit kılsın der. Neyin ne zaman nasip olacağı, nerede geleceği, Rabbimin nerede yardımını ulaştıracağını kimse bilemez dostlar. Rabbim dünya imtihanımızı kolay kılsın, faydalı insan olabilmeyi nasip etsin bizlere inşallah. Başkalarına faydalı olabilmek, bir gönle dokunabilmek oldukça önemli diyebiliriz. Şimdi de aklı kullanma, verilen nimetin fark olma ile ilgili, Hazreti İsa Aleyhisselam ile ilgili olduğu söylenen kıssayı aktarmak istiyorum sizlere inşallah. Bakalım kıssaya kulak verelim, bize neler anlatacak. Hazreti İsa Aleyhisselam bir ağacın altında dua eden birini görür. Dikkatlice baktığında adamın ayakları yürümeyen bir kör kütürüm olduğunu anlar. İki gözü de görmüyordur. Vücudunda ise baraz hastalığı olduğu anlaşılan bir adamdır bu adam. Ama adam bütün bunlara rağmen ellerini kartal kaldırmış, mutluluktan uçacakmış gibi dua ediyordur. Ey nice zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden Rabbim, sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun diye dualar ediyordur. Hazreti İsa Aleyhisselam kötürüm adama doğru yaklaşır. Ayağın yürümüyor, gözün görmüyor, bedenin de sıhhatli görünmüyor. Buna rağmen çoğu insana verilmeyen nimetlerin sana verildiğini düşünmekte, bunun için de büyük bir mutlulukla şükretmektesin der. Hangi nimettir nice insanlara verilmediği halde sana verilen diye sorar adama. Kapalı gözleriyle sesin geldiği yana yönelen kötürüm adam der ki, efendi, Allah bana ne bir kalp vermiş ki o kalple onu tanıyorum. Öyle bir dil vermiş ki o dilde ona şükrediyorum. Halbuki dünyanın serveti elinde olan nice insanlar var ki kalbinde onu tanıma sevinci, dilinde de ona şükretme mutluluğu yoktur. Ama gel gör ki ayakları topal, gözleri kör, bedeninde hastalıklar bulunan bu kötürüm adama Rabbim bu sevgiyi ihsan eylemiş. Bu nimetin farkına varma tefekkürünü nasip eylemiş. Bunu düşününce kendimi tutamıyor da nice zenginlere vermediği nimeti bana veren Rabbim sana ağaçların yaprakları sayısınca şükürler olsun diye teşekkürden kendimi alamıyorum demiş. Bu adama yaklaşan İsa Aleyhisselam, ver şu elini öyleyse diyerek elinden tutar. Eğilerek
görmeyen gözlerinden öper. Peygamberin dudaklarının değdiği gözler anında açılır. Karşındakinin İsa aleyhisselam olduğunu görünce heyecanlanan adam, "Sen şu ölüleri dirilten, hastalara şifalar bahşeden, mucizelerin sahibi peygamber değil misin?" der. İsa aleyhisselam, "Belli olmuyor mu?" deyince, "Gözlerimden belli oluyor da ayaklarımdan henüz belli değil," der adam. Adam da boş değil bu arada. Tebessüm eden Hazreti İsa aleyhisselam, "Sen hele bir ayağa kalkmayı dene bakalım," deyince silkinen kötürüm adam dimdik ayağa kalkar. Ayakları üzerine dikilebildiğini anlayınca söylediği ilk sözü şu olur: "Ey Allah'ın Nebisi, sendeki bu mucizeler de ondan değil mi? Öyleyse izin ver de geç kalmayayım, ona şükredeyim," diyerek hemen yere eğilir, başını secdeye koyar ve der ki: "Rabbim, seni tanıyan bir kalple şükreden bir dil nimetinin şükrünü yapmaktan acizken, şimdi gören bir çift gözle yürüyen iki de ayak lütfettin. Artık bilemiyorum nasıl şükretmem gerekiyor bu eşsiz nimetler karşısında ya Rabbi," der. Bu sırada çevreden toplanan halk gösterdiği bu mucizelerden dolayı İsa aleyhisselamın elini öpmek ister. Ama Allah'ın Nebisi işaret eder: "Benim değil, secdedeki şu kötürüm adamın elini öpün." Derler ki, "Onu secdeye indiren nimetlere biz baştan beri sahibiz ama hiçbirimiz onun duyduğu gibi bir mutluluk duymadık. Öyleyse," der, "tefekkür edin, siz de düşünün." Sözünü şöyle bağlar Allah'ın Nebisi: "Düşünen sahip olduğu nimetin farkına varır. Düşünmeyen ise kendisini mahrumiyette sanır." Düşünen sahip olduğu nimetin farkına varır. Düşünmeyen ise kendisini mahrumiyette sanır. Ey yolcu, bil ki bu dünya iki kapılı handır. Bu han içinde her davranış gizli imtihandır. Gelip geçenlere bir bak. Kimisi kral, kimisi çobandır. Ama hepsi de aynı yola revandır. Rabbim bizleri ahiret yolunda çalışıp yolu hep rızasına çıkanlardan eylesin," diye bitiyor iletimiz. Şükran Hanım'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel iletiyi bizlere ulaştırdığı ve dolayısıyla sizlere de okumamıza vesile olduğu için. Evet dostlar, bugün programımıza paylaşılanlar dedik. Sizlerden gelen iletilere yer veriyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra da yine sizden gelen güzel kıssaları, hikayeleri, ders verici unsurları sizlerle paylaşmaya devam edelim inşallah diyelim. Aramıza geçelim, güzel bir ezgimizi dinleyelim inşallah. Bir sabah çiçekler konuşmaz
Olmaz benimle bir daha. Bir gün mutlaka öleceğim. Çiçekler konuşmaz benimle bir daha. Bir gün mutlaka öleceğim. Sana döneceğim, öleceğim, bir gün sana geleceğim, öleceğim, bir gün sana ereceğim, bir gün, bir gün, bir gün, öleceğim, bir gün. Aradan sonra Gönül Defterinden programındasınız. Programımız devam ediyor dostlar. Bu hafta programımızda sizin paylaşımlarınıza yer veriyoruz. Sizden gelen iletilere yer veriyoruz. Kıssalardan hisseler almaya çalışıyoruz da diyebiliriz. Bakalım bizim payımıza hangi hisseler düşecek diyerek paylaşımları sizlere aktarıyoruz inşallah. Dileriz sizler de severek dinliyorsunuzdur. Şimdi de Sevim Hanım'dan, Sevim Aydoğan Hanım'dan gelen
başarılı insanların en büyük sermayesini anlatan bir hikayeyi paylaşmak istiyorum sizlere. Aileden gelen disiplin ve kararlılık anlatılıyor bu hikayede. Bakalım bizlere hangi hisseler düşecek, hangi dersleri alabileceğiz inşallah. Evi terk etmeye karar vermişti. Artık babasının sürekli ikaz ve söylenmelerine katlanmak istemiyordu. Diş fırçalarken suyu açık bırakma. Salondan en son kim çıktı? Televizyon hala neden açık? Odada kimse yok. Işıkları neden kapatmıyorsun? Makası kullanıp neden tekrar yerine bırakmıyorsun? Gibi sözlerdi bunlar. Sizler de parantez açalım dostlar. Sizler de çok söyler misiniz evlatlarınıza böyle sözleri bilmiyorum. Bakalım hangi faydaları olacak ya da zararı mı olacak bu sözlerin, neyle karşılaşacağız hikayemizde. Sabah bir iş görüşmesine gidecek ve eğer kabul edilirse aile evini bırakıp kendisine bir ev kiralayacaktı. Kararı kesindi. Artık kendi hayatını yaşamak istiyordu. Sabah babası onu kapıda uğurladı. Dikkatli ol ve bütün soruları cevaplamaya çalış oğlum, dedi ve her zamankinden daha fazla harçlık verdi. Görüşme adresine gelince kapıda bir baktı, delikanlı, bekçi yoktu. Bahçe kapısı açıktı ama sürgülü kilidin demiri dışarıdaydı. Giren çıkan herkes bu demire değiyordu ve takılıyordu üstü başı o demire çıkıntılı olduğu için. Hemen kilit sürgüsünü geriye çekti ve içeri itti. Bahçede bir hortum suyu vardı. Hortumun ucunda hortum bir baktı, suyu boşa akıtıyor. Onu aldı ve sulasın diye bir ağacın dibine bıraktı. Bari akıyor akmasına, boşuna akmasın dedi. Bir avluya girdi. Duvar dibinde boşa çalışan bir vantilatör gördü. Gayri ihtiyari bir hareketle vantilatörü kapattığını fark etti. Artık huyu nefsine galip geliyordu. Kendisini tuhaf hissetti ve bu durumdan nefret etmeye başladı. Oradan küçük bir odaya girdi. Üzerinde okla görüşme salonuna gider yazan bir kağıt ters bir şekilde asılı duruyordu. Onu düzeltmek istemedi, ellemek istemedi. Fakat babası sanki karşısında duruyor gibiydi ve ona "Onu düzelt oğlum," diyor diye düşündü. Kağıdı düzeltip görüşme salonuna girdiğinde diğer adaylar oturmuş sıralarını bekliyorlardı. Salonun ışıkları açıktı ve günün ışığı yeterince her yeri aydınlatacak derecedeydi. Aldırış etmek istemedi fakat babasının sesi yine kulaklarında çınladı. "Kapatın bu ışıkları," diyordu. Bu ses dikkatini dağıtıyordu. Dayanamadı. Hemen gidip ışıkları kapattı ve sırasını beklemek için bir kenara oturdu. Sıra ona gelince görüşme odasına çağrıldı. Masanın öbür tarafında oturan kişi evraklarını istedi. Diplomalarını inceledikten sonra işe ne zaman başlayabileceğini sordu. Bunu bir tuzak saydı delikanlı ve imtihanın bir parçası olmalı diye düşündü kendi kendine. Ne cevap vereceğini bilemedi çünkü hiçbir şey sormamışlardı, hiçbir şey istememişlerdi kendisinden. Karşısındaki adam "Neyi düşünüyorsunuz?" diye sordu. "Biz burada kimseye soru sormadık. Adayları cevaplarıyla değil, davranışlarıyla değerlendirdik. Adaylardan hiçbirisi senin gibi davranmadı. Bahçe girişinden itibaren herkesi izledik. Çünkü bütün o noktalara kameralar yerleştirmiştik. Açık sürgü kilidi, boşa akan su, vantilatör, ışıklar, ters yapıştırılmış kağıt, hepsi aslında imtihanın birer aşamasıydı. Bu sınavı başarılı bir şekilde geçebilen tek aday sensin. Yani yeni işin hayırlı olsun." Babasının disiplini ve sürekli ikazlarına kızması geldi aklına delikanlının. Ondan pişmanlık duydu ve bu işi sadece disiplinle kazandığını anladı. Eve çok mutlu döndü.
ertesi gün babasını alıp yeni iş yerini göstermek için can atıyordu. Hayatta başarılı olmanın yolu disiplin ve çevremize gösterdiğimiz saygıdan geçiyor diye devam ediyor iletimiz. Anne babalarımızın tek istediği bizim başarılı olmamız aslında. Onlara kızmadan, onları kırmadan, öf bile demeden yaşayabilmeliyiz hayatı. Hayatta olan veya ahirete irtihal eden bütün anne babalara da Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Aslında şikayet ettiğimiz pek çok şey nasıl da insanın işine yarayabiliyor değil mi dostlar? Onu anlatan güzel bir hikayeydi doğrusu. Neyin nerede faydası olacağını kimse bilemez. Zaman zaman öf desek de ki ayetle uyarılıyoruz bu konuda. Zaman zaman şikayet etsek de sızlansa da çocuklarımız demek ki kulaklarına küpe olan davranışlar, hareketler, sözler de kalabiliyor. O nedenle de biz yaşayışımızı doğru bildiklerimize ölçülü bir şekilde tabii ki devam edeceğiz. Ölçüyü de aşmadan inşallah. Şimdi de avucumuzu açmayı denediniz mi diye Mustafa Bey'den gelen bir ileti var elimde. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Dilerim sizler de beğenirsiniz. Asya'da maymun yakalamak için kullanılan bir çeşit tuzak vardır. Bir Hindistan cevizi oyulur ve iple bir ağaca veya yerdeki bir kazığa bağlanır. Hindistan cevizinin altına ince bir yarık açılır ve oradan içine tatlı bir yiyecek konur. Bu yarık sadece maymunun elinin açıkken sığacağı büyüklüktedir. Yumruk yaptığında maymun elini dışarı çıkaramaz. Gözünüzde canlandırdınız mı? Eli açıkken şöyle ucuyla elinin içine soktuğunda Hindistan cevizinin içine giriyor ama içinden bir şeyi avucuna yumruk yaptığında oradan geri çıkaramayacağı büyüklükte bir yer. Maymun tatlının kokusunu alır, yiyeceği yakalamak için elini içeri sokar ama yiyecek elindeyken elini dışarı çıkarması imkansızdır. Sıkıca yumruk yapılmış el bu yarıktan dışarı çıkmaz. Avcılar geldiğinde maymun çılgına döner ama kaçamaz. Aslında bu maymunu tutsak eden hiçbir şey yoktur. Onu sadece kendi bağımlılığının gücü tutsak etmiştir. Yapması gereken tek şey elini açıp yiyeceği bırakmaktır. Ama zihninde açgözlülüğü o kadar güçlüdür ki bu tuzaktan kurtulan maymun çok nadir görülür. Bizleri de tuzağa düşüren ve orada kalmamıza neden olan şey arzularımız ve zihnimizde onlara bağımlı oluşumuzdur diye devam ediyor yazı. Yapmamız gereken elimizi açıp benliğimizi, bağımlı olduğumuz şeyleri serbest bırakmak ve dolayısıyla hür olmaktır. Bu örnekle benzeştirirsek, sahip olduğumuzu düşündüğümüz her şeyin bizim için birer tuzak olduğunu fark etmediğimizi söylersek ne dersiniz? Bunlara da çeşitli örnekler verilmiş. O örnekleri de sizlere iletelim inşallah. Çoğunlukla konuşmaktan fazla bir özelliğini kullanmadığımız son model cep telefonlarına sahip olmak. Ne dedi? Bizleri de tuzağa düşüren ve orada kalmamıza neden olan şey arzularımız ve zihnimizde onlara bağımlı oluşumuz dedi. Yani sahip olduğumuz, düşündüğümüz her şeyin bizim için bir tuzak olduğunu fark ettiğimizi söylersek diye başladı. Aslında ne oluyor? İnsanlar belli bir 1-2 sene, bazen daha kısa
cep telefonunu kullanıyor, yeni modeli duyduğu an, bu sadece telefonda da değil biliyor musunuz dostlar? Ben bir eşarp satan bir dostumuz var. Onunla karşılaştığımızda söylemişti. Eşarp'ın sezonunu takip eden insanlar varmış. Serinin tamamını almak istiyormuş. İşte bu sonbaharda kaç eşarp çıktı bu seriden? 10 mu? 10'unu da. İlkbaharda yine kış sezonu ayrı, yaz sezonu ayrı. Bütün sezonda çıkanları almaya çalışıyormuş. Böyle insanlar da var. Onun gibi telefonu da aslında çok da fazla özelliğini bilmesine de gerek yok. Ne yapacak? Belki sadece işte telefonun yeni olduğunu gösterecek, havasını atacak. Ya da bilemiyorum hani başka ne işe yaradığını. Çoğunlukla konuşmaktan fazla bir özelliğini kullanmadığımız son model cep telefonlarına sahip olmak bizler için birer tuzak olduğunun farkında mıyız? Bir başkası ortalama 15 metrekaresini kullandığımız ama kullanmadığımız alandan 10-20 kat büyük evlere sahip olmak. Görebiliyoruz böyle evleri de, böyle evlerde yaşayan insanların varlığını da biliyoruz ki artık günümüzdeki hemen bütün evler büyük metrekarelere sahip. Çocuk sayısı azaldığı halde evler gittikçe genişledi. Genişleyen evlere de biz sığamaz olduk. O evler bile yetmemeye başladı. Elimizdeki ilk fırsatta evimizi değiştirmeyi, arabamızı değiştirmeyi hedefleyebiliyoruz. Belki bir kez giydikten sonra çok uzun süre dolabımızın bir köşesinde unuttuğumuz günün modasına uygun giysilere sahip olmak. Bu sadece giysi değil, az önce eşarp örneğinde verdik. Ayakkabı da bu şekilde, giysi de bu şekilde, ev eşyaları da o kadar çok örnek verebiliriz ki. Okumadığımız kitaplara sahip olmak, orada sadece süs gibi duran kitaplar. Asla kadranın gösterdiği sürate ulaşamadığımız en süratli arabaya sahip olmak. En son moda. Bize günde 3-5 kez zamanı başkalarına sürekli zenginliğimizi gösteren kol saatlerine sahip olmak. Üstelik diyor parantez içinde cep telefonlarımız elimizden düşmediği halde. Şimdi cep telefonunun saatini kullanmayan insanlar olabilir. Burada hani cep telefonu varken saati olmasın demek değildi elbette bu bence. Ama saatin amacı nedir? Ne için kullanıyoruz? Amacına hizmet edecek değeri aşırıyor muyuz? Milyon dolarlık saatler, bin dolarlık saatlerin var olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Çok şükür sahip değiliz. Ama ne var? Bunlara özenen, bunların olması için çok büyük çabalar harcayan insanlar olduğunu da biliyoruz. Yani Rabbim hesabımızı kolay kılsın dostlar. İşimiz gerçekten çok zor. Vakit bulup gidilemeyen, gidilse bile dinlendirmekten çok uzak, tabiri caizse yorgunluktan haşatımızı çıkaracak deniz kenarına yakın yazlık bir ev, dinlence evine sahip olmak. Tek yazlık değil ki, yatlar da aynı şekilde. Bir sürü yatlara sahip insanlar var. Belki 2 gün, 3 gün, 1 hafta kullanıyor ama çok büyük paraları ne yapabiliyor? Verebiliyor. Bunun örneklerini ne yapabiliriz dostlar? Çoğaltabiliriz. Vaktimize, nakdimize, aklımıza, çenemize zarar verse bile bir futbol takımı taraftarlığına sahip olmak. Oturmadığımız koltuk takımları, izlemediğimiz dev ekran televizyonlar, kullanmadığımız, faydalanmadığımız daha nelere sahip olmak. Ya da sahip olduğumuzu sanmak. O hikayemizdeki maymun gibi avucumuzda tuttuğumuz sürece faydalanmasak bile sahip olduğumuzu sanmıyor muyuz diye sorarak devam ediyor yazı. Ve ancak parmaklarımızı gevşetip bunlardan vazgeçtiğimiz zaman gerçekten özgür olup tüm yeteneklerimizi kullanabilir hale gelmeyecek miyiz? Aslında biz bu dünyaya sahip olmaya değil, şahit olmaya gelmişiz. Bunu bir anlayabilsek diye bitiyor iletim. Rabbim nasip etsin dostlar.
ama avucumuzu sıkı sıkı tutmaya devam ediyoruz. Bu dünya hırsı mı diyelim, nefis mi diyelim, şeytan mı diyelim, adını ne koyarsak koyalım, hiç etkilenmiyorum diyebilene ne mutlu. Etkilenmemek çok zor, etkisinde kalmamak çok zor, sıkı sıkı sarılmamak çok zor. Rabbim nasip etsin inşallah, hesabı unutmadan sahip olmayı nasip etsin. Farkında nasip olmamızı nasip etsin inşallah. Dünya imtihan, bize verilen ve verilmeyen nimetlerin hepsi bizim için imtihan. İmtihanda olduğumuzun bilincini kuşanmayı nasip etsin Rabbim. Zor değil mi dostlar? Şöyle bir sayınca, ki bu örnekleri çok daha fazla arttırabiliriz. Her birimizin yaşamında farklı farklı örneklerle karşılaşabilmemiz mümkün. Peki, devam edelim, değiştirelim konuyu birazcık. Bu sefer de adaleti anlatan bir hikaye var elimde. Onu da paylaşalım inşallah programımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken. Hukuk fakültesinde bir öğretim görevlisi derse girer ve bir öğrenciye adını sorar. Öğrenci Ali diye cevap verir. Öğretmen bir anda "Defol bu sınıftan, bir daha asla dersime gelme." içindedir. Neye uğradığını şaşıran Ali de korkuyla sınıfı terk eder. Herkes ne olduğunu anlamak için beklemektedir. Ama hiçbir öğrenciden tek bir çıt bile çıkmaz. Hoca sınıftaki sessizlikle beraber ileri geri yavaş yavaş sınıfın içinde dolaşmaya başlar. Bütün öğrencileri şöyle biraz süzdükten sonra, tabii bu arada herkes göz temasından kaçınıyor. Şöyle kimse hocayla göz göze gelmek istemiyor, bakışlarını kaçırıyor. Hoca derse başlar. "Kanunlar ne için vardır?" diye sorarak dersini başlatır hoca. Birçok cevap gelmiş. Bir öğrenci düzeni korumak için demiştir, diğeri toplumda yaşayan bireylerin hak ve hürriyetini sağlamak için, öbürü yaşam hakkını idame ettirmek için, bir başka öğrenci devlete güveni, o devletin saygın bir vatandaşı olduğunu göstermek için, bir diğeri her yerde hakkını yasalar çerçevesinde arayacağını bilmek ve devletin vatandaşına haklarını nasıl arayacağını göstermek için diye pek çok cevaplar dökülür öğrencilerden. Hoca başka diye tekrar sorunca bir öğrenci de adalet için diye cevap verir. Bu cevabı veren hoca parmağıyla işaret ederek işte aradığım cevap bu dercesine, peki az önce arkadaşınıza adaletsiz davrandım mı diye sorar. Herkes de aynı cevap vardır. Evet hocam. Öğretim görevlisi sınıf kapısını açarak dışarıdaki öğrencisini içeri alır ve teşekkür edip yerine geçebileceğini söyler. Herkes bunun bir senaryo, oyun olduğunu anlar. Fakat hoca son sözlerini söylememiştir henüz. Peki, buna hepiniz şahit oldunuz. Neden tepki göstermediniz? Bir açıklama istemediniz? Arkadaşınızın hakkını savunmadınız. Öyle ya. Hiçbir öğrenci yaptı mı dostlar? Hocam onun sadece adını sordunuz. Ne yapıyorsunuz siz diyen oldu mu? Ya da biz olsak der miydik? Şöyle bir düşünün bakalım. Herkes susar. Çıt yoktur. Hoca bakın sevgili arkadaşlar. Bu olaydan hepinizin çıkarması gereken bir öğüt var. Bunu size 100 saat sınıfta ders versem anlatamazdı der ve son sözlerini söyleyip dersi bitirir. Asla bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyetinde olmayın. O yılan bir gün mutlaka sizi de sokacaktır der. Müzik
Adaletsizliğe şahit olup göz yuman insanlar haysiyet ve onurlarını kaybetmeye mahkumdur. Bir şahsa karşı yapılan haksızlık, herkese karşı yapılmış bir tehdit demektir diye yazı bitiyor dostlar. Bizimle paylaşan Tülay Hanım'a da çok çok teşekkürlerimizi iletelim. Aslında yapıyor muyuz dostlar? Zaman zaman yapabiliyoruz. Bir haksızlık karşısında susabiliyoruz. Bir yanlış gördüğümüzde aman bana değmeyen yılan bin yaşasın demesek bile, o niyetle olmasa bile müdahale etmeyi çok tercih etmeyebiliyoruz. Uzak durabiliyoruz. Bir yanlışı düzeltmekte geç kalabiliyoruz. Ama hepsinden sorumlu olduğumuzun da farkında olmamız gerekiyor. Rabbim soracak, sen ne yaptın kulum diyecek. Sen elinden geleni yaptın mı? Tamam, her zaman elimizden gelmeyebilir ama elimizden geldiği ölçüde, kudretimiz yettiği ölçüde, kuvvetimiz olduğu ölçüde. Bazen hani neydi? Efendimizin sünneti var değil mi dostlar? Bir yanlışlık gördüğünde elinle düzelt. Elinle düzeltemiyorsan dilinle düzelt. Dilinle düzeltemiyorsan kalbinle buğz et ki bu en kötüsü diye biliyoruz. Yani sadece kalbimizle buğz etmek, kınamak yetmiyor. Ne bileyim, hiçbir şey yapamıyorsak, hiçbir şeye gücümüz yetmiyorsa dua edebilir düşünüyorum. Yani bir keresinde şöyle olmuştu, onu hatırladım. Şimdi hadi söyleyeyim. Bir tane hanımla bir ortamda rastlamıştık. Koskoca iki adam sokakta kavga ediyor. Yani gidip kadın onu ayıracak hali yok. Ne yapacak? Ona gücü yetmez. Uygun değil zaten gidip de onlara müdahale etmesi bir hanımın. Benim elimden hiçbir şey gelmedi dedi. Oturdum. Yani dua ettim. İşte İhlas Fatiha okudum. Ya Rabbi sen onları ferahlat. Belki İnşirah Suresi de okunabilir. Yani ferahlat ya Rabbi. İşlerine bir ferahlık ver ya Rabbi. Şu kavgayı sonlandırmaları nasip et diye üfürdüm üstlerine doğru. Yani başka bir şey aklıma gelmedi. Yapabileceğim başka bir şey bulamadım dedi. Bu da bir şey yapmaktır gerçekten. En azından rahatsız olup bir çaba harcamış, bir çözüm üretmeye çalışmış. Rabbim nasip etsin inşallah dostlar. Rabbim hayatımıza güzellikler katmayı nasip etsin. Rızasına uygun yaşamayı hepimize nasip etsin. Diyelim, iletiler için bugün paylaştığımız, ismini söyleyebildiğimiz ama ismini söyleyemediğimiz de pek çok dostumuz var. Onlara da her birine ayrı ayrı teşekkür edelim. Hepinizi Rabbimizin rahmetine, merhametine, muhabbetine emanet edelim. Allah'a ısmarladık diyelim. Umutlarım var dedin, hayallerim var dedin. Geçip giden yıllara olsun daha çok dedin. Umutlarım var dedin, hayallerim var dedin. Geçip giden yıllara olsun daha çok dedin. Şimdi zaman doldu, gülistanlar soldu. Güneş gitti artık, karanlık oldu. Artık sızlanmak değil, sana yalvarmak düşer.
başka söze geç dedin. Sana yanan gözlere boş ver bunlar boş dedin. Şimdi zaman doldu, gülistanlar soldu. Güneş gitti artık, karanlık oldu. Artık sızlanmak değil, sana yalvarmak düşer. Artık hırslanmak değil, sana uslanmak düşer. Artık mutluluk değil, sana ağlamak düşer. Ağlamak, ağlamak, sana yalvarmak.